Merhabalar. Vallahi Altayspor Kulübü'ne nasıl geldim? Geçen sezonun sonlarına doğru Altayspor Kulübü'nün bir davetini almıştım. Sizlerle bildiği gibi Deniz Spor'la alakalı bir uyuşmazlık çözüm kurumunda bir davamız vardı. Bu nedenle gelen davetlere okey diyemiyordum, evet diyemiyordum. Daha sonra da pandemi süreci girdi ve sezonu o şekilde kapattık. Bu sezon başı Altayspor Kulübü'nden tekrar bir davet gelince ve o zaman şunu söylemiştim ben. Bu nedenlerden dolayı gelemiyorum. Eğer önümüzdeki sezon Altay Kulübü hangi ligde olursa olsun beni düşünürse, benim de çalışmak isterse ilk tercihim Altay Kulübü olacak demiştim. Tekrar aranınca aynen de o şekilde oldu. Geldik. Yine böyle bir görüşmemiz oldu. Afyon kampına geldim. Yani çok uzun sürmedi açıkçası. Çünkü geçen sene Altay benim anladığım kadarıyla trajik bir şekilde hem playoff'a kalamamış hem 2-2'yi kaybetmiş. Ama artık bu camianın olması gerektiği lige çıkması gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda gelen daveti kabul ettim. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar bilgi birikimlerimize güveniyorlar ki bizi davet ettiler. Baktığınız zaman çok genç bir yönetimimiz var. Bugün yarın sanırım kampa gelecekler. Oturacağız. Genel görüşmelerimizi yapacağız. Bu anlamda burada her şeyi konuşacağız, paylaşacağız. Kadro ile alakalı şu anda yoğun çalışıyorlar. Bize iddialı bir ekip yaratmaya çalışıyorlar. Bunları da el birliğiyle burada değerlendireceğiz. Ondan sonra yönümüzü çizeceğiz. Yani hep beraber önümüzdeki sezon Büyük Altay camiasını artık olması gereken lige götürmeye çalışacağız, getirmeye çalışacağız, hedefi yakalamaya çalışacağız. Tabii ki şundan memnun ve mutluyum açıkçası. Adımızın tekrar bu camiayla duyulmasından itibaren inanılmaz pozitif ve çok bu ülkenin en değerli insanlarından güzel telefonlar alıyorum. Camiaya ait insanlardan onu söyleyeyim. Camianın önemli insanlarından olumlu tepkiler alıyorum. Camiadan olumlu tepkiler alıyoruz. Yani bir heyecan oluştu. İnşallah bu heyecanı el birliğiyle futbolcu arkadaşlarla, yeni oluşacak kadromuzla, Sayın Başkan Yönetici arkadaşlarımızla beraber el birliğiyle tabii ki en önemli şey taraftar, Altay camiasını ayağa kaldırıp meşaleleri yakıp inşallah ve inşallah Büyük Altay camiasını olması gerektiği yere Süper Lig'e taşırız. Burada yaklaşık 30 kişilik bir futbolcu kadrosu var. Bu kadro içerisinde tabii ki çok genç arkadaşlarımız da var. Bu kadroya katılacak çok değerli oyuncular var. İşte biraz önce söyledim, yönetim kolumuz orada yoğun çalışıyor. Bugün yarın buraya gelecekler. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Özellikle ikinci etap çalışmalarını umarım hedefe gidecek kadroyla beraber çalışmış oluruz. Bu bizim için çok önemli. Bunu da başarabilirsek bu dönemin sonuna kadar zaten gerek elimizdeki mevcut kadroyu, gerek gelecek arkadaşları ikinci etapı hazırlamaya çalışacağız. Ama ikinci etaptan itibaren tamamen lige yönelik çalışmalar yapacağız. Oyun şeklimiz, ne oynamamız gerekir, ne yapmamız gerekir. Fizik kaliteleri açısından, teknik taktik açısından lige kadar hazır hale gelmeye çalışacağız. Çünkü gördüğüm kadarıyla beklentiler çok yüksek. Bizim de gelmemiz de daha fazla yükselmiş. Yani çok net bir şekilde bir ağırlık var, bir yük var. Ama bizim sırtımız dayağıdan ayakta bu yükü kaldıracağımızı düşünüyorum ama hiçbir şekilde ben her zaman söylüyorum. Ben ve ekibimle beraber, oyuncu arkadaşlarımla beraber, sevgili başkan, sevgili yönetici arkadaşlarımız, camiayla beraber, yazılı görsel medyamızla beraber birlikteliği sağlar isek inşallah burada da hedefi yakalarız diye düşünüyorum. Büyük Altay camiasını lige taşırız diye düşünüyorum ama hiçbir şey kolay değil tabii ki. Dediğim gibi yani burada özellikle bu grupta sabır işi, işin peşini bırakmama işi, sezon sonuna kadar işi kovalamak gerekir. Futbolda tabii inişli çıkışlı zamanlar olabiliyor. İyi neticeler, kötü neticeler olabiliyor. Ama önemli olan kriz dönemlerinde iyi idare edebilmek. Bütün bunları başarabilirsek, takım olmayı, saha içi ve saha dışında takım olmayı başarabilirsek ki biz de bu konuda şahsen kendi adıma bilgi birikimlerimizi en iyi şekilde aktarmaya çalışacağız. Bunu başarabilirsek inşallah bu camiayı layık olduğu yere, yıllardan beri özlediği kendi bulunması gereken lige taşımış oluruz. Şöyle söyleyeyim, Altay camiasına ve taraftarlarına sağ olsunlar, çok ilgiyle karşıladılar bizi. İnanılmaz tepkiler alıyorum. Çok motive ediyorlar bizi. Tabii ki bu bizim sorumluluğumuzu da arttırıyor ama ben biliyorsunuz
böyle şeyleri yük kaldırmayı severiz. Hiçbir şekilde çekinmem böyle şeylerden ama camianın gösterdiği ilgiye hakikaten çok teşekkür ederim. Onlar desteklerini esirgemesinler. İnşallah onların istediği hedefi hep birlikte yakalarız.